Çıkıyoruz yukarı hadi. Anneciğim, rüzgar hadi yukarı çıkacağız. Annem scooter, Allah düşme, düşüyorsun sandım. Rüya çıkıyoruz annem hadi, hadi. Tamam peki, rüzgar şimdi scooter'a mı binmek istiyorsun? Hadi bir tur da sen at, çıkalım artık eve. Ha, tamam hadi inelim artık. Eve kadar scooter'a çıksam olur. İyi hadi tamam hadi. Hah, scooter diyecektim. Tamam hadi. Hadi. Gidiyoruz eve. Getir scooter'ı da yukarıya. Hadi bakalım. Hadi geç bakalım. Tamam annem, sadece yukarı çıkartacaksınız. Bir şey yok zaten. Evet geldik. Hadi bakalım. Allah. Gelin gelin hadi. Acıktınız mı? Hadi eve gidip yemek yiyelim. Hadi bakalım. Herkes ayakkabılarını alsın. Rüya suluğunu unutma. Scooter da burada kalsın şimdilik, tamam mı? Hadi bakalım, çıkart ayakkabılarını rüzgar. Allah, ayakkabılar eve girilmez, bekle. Ah, sen televizyon izlerken ben de şunları yerleştireyim marketten aldıklarımıza. Çantanı topladın mı? Hadi anneciğim, yarın pazartesi çantanı topla güzelce. Rüzgar, sen burada dur 2 dakika anneciğim, tamam mı? Ben aşağı inip şu scooter'ı aşağı bırakayım geleyim, tamam mı oğlum? 2 dakika otur, bak Rüya da evde zaten. Rüzgar, scooter yok. Allah Allah Rüzgar. Scooter yok. Allah Allah, nasıl yok ya? Yok, buraya koydum ben. Ay, eyvah. Evet, oraya koymuştun. Rüzgar, scooter çalındı galiba. Ya da apartman görevlisi çöplerle beraber aldı, onu da çöp sandı götürdü, olabilir mi? Anne. Efendim. Polisler onu almış ve onları... Anneciğim, polis niye gelsin? Anne, hapse atmış olmasın? Hırsızlar mı geldi acaba apartmana? Ay, gitti bir scooter. Nasıl çalınır ya? Dur bir dakika ya, bir siteyi, görevli şeyini arayayım. Site yönetimini bir arayayım. Bakalım görevli mi aldı acaba? Bir onu soralım. Tamam, 5 dakika bekle, bir arayayım ben. Alo, merhabalar. Daire 7 ve 8, evet. Bir şey sormak istiyorum ya. Biz kapının önüne scooter koymuştuk ama apartman görevlimize sorabilir misiniz? Belki şey diyeyim, çöp sanıp falan atmış olabilir mi? Scooter'ımız yok çünkü. Hani hırsız falan girmemiştir inşallah. Tamam. Tamam oldu. Peki bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Rüzgar, şimdi ne yapacaklarmış biliyor musun? Güvenlik kameraları var ya, ona bakacaklarmış. Scooter geldi mi, aşağı mı indi, yukarı mı çıktı, dışarı mı çıkmış. Hepsine bakacağız dedi. Tamam mı? Bulacağız scooter'ı. Ay, birisi çaldıysa ne yapacağız? Öf, yapacak bir şey yok. Ne zaman gelir bu görüntüler ya? Anne, koptu. Çok üzüldüm ya Rüya. Anne. Rüya, Rüzgar'ın scooter'ı vardı ya anneciğim. Rüya. Ha, lavaboda mıydın anneciğim? Ya... Bir şey söyleyeceğim sana. Rüzgar'ın scooter'ı vardı ya, kapının önüne koyduk gelirken. Keşke koymasaydık. Çalınmış anneciğim. Yok scooter kapının önünde ya. Anne, onu ben aldım. Nasıl ben aldım? Nerede? Çalışır odasına koydum. Aa, gerçek mi? Çalınmasın diye ben koydum. Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Yönetimi falan aradım. Dedim ki böyle böyle apartman görevlisi. Ya inanmıyorum, şu an çok sevindim ya. Of, ha, nerede göster, bir göster. Oh be, bulduk. Ben de kapıda çalınmasın. Vallahi iyi yaptın ama ben çalındı sanıp bildiğin korktum ya. Apartman görevlisini aradım. Çok of. Evet, aynen öyle. Satranç mı? Nereden çıktı akşam akşam satranç? Hadi bakalım, o işte hallettiğimize göre. Evet hanım, hadi ödevimizi yapabiliriz artık. Çantamızı toplayabiliriz daha doğrusu. Evet,
Tanrıcığım. Şimdi böyle oynayamıyoruz gördüğümüz gibi. İkinizin ortak yapabileceği bir oyunu düşünün ben. Geçin bakalım şu tarafa. Geç Rüzgar, Rüyacığım sen de. Allah kedi bizimle oynamak mıyız? Ağır geldi. Dur ya, bir şey var sanki. Rüzgar dur. Ne yapıyorsun? Ay çok değişik. Aç mı diyorsun? Dur Rüzgar, nasıl bu kadar cesursun sen? Şimdi. Kedi babamız var mıydı yukarıda? Evet, var. Baksana Rüzgar ne yapıyor. Hadi çık getir. Rüzgar gel sen ayrılma. Benden bir şey yok. Ben korkarım bir de. Rüzgar gidiyor seninki. Allah geldi. Rüzgar gene böyle hareketler yaparsa sana ne yapacaksın? 1, 2 Ay ben bir şey demedim. Sen burada bekle, tamam mı? Rüzgar toplama oynatacaksın kediyi. At bakalım, koşacak mı? Ay korktu. Korktu anneciğim. Atma bir daha öyle. Rüzgar. Tamam. Hadi git yukarıdan, sen ona mama al, gel bekle. Gel, Rüya içeri girdi yukarıdan. Kedi maması olması lazım. O kedi mamasına gelene kadar. Gitme burada kal. Rüya sana mama getiriyor. Gitme, tamam mı? Gitme Rüzgar, koşturma, korkutma. Ya çok sevdi mi kedi seni? Ya Rüzgar ısıracak diye ben korkuyorum. Sen korkmuyor musun? Gel bakalım. Basket oynamaya diye çıktık. Kedi seviyoruz şimdi. Ya ama çok tatlı. Ay zorla sevdiriyor kendini bildiğin. Rüzgar hiç böyle kedi... Efendim? Anneciğim dur. Orası birisinin evi, yapma. Burada bekleyeceksin şimdi. Kediyi bizim göndermememiz lazım ki. Gitme. Topu verme annem. Toptan korktu Rüzgar'cığım. Rüzgar. Eyvah. Bu hayvan kaşınıyor. Bu hayvanda pire ya da uyuz bir şey var. O yüzden gelip sana şey yapıyor. Ya sana da geldiyse uyuz pire. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Allah. Rüzgar, hemen doktora gitmemiz lazım. Annem. Ya bakayım, eline var mı bir şeyler? Bu küçük bunlar olabilir. Sakın bir yere değdirme ellerini, tamam mı? Saçına, yüzüne, gözüne değdirmem. Dur ben alırım topunu. Eyvah. Orada da sürtünüyor. Kaşınıyor vücudu, o yüzden geliyor. Yandık biz. Allah. Arkadaşlar daha önce uyuz ya da pire falan yaşayan var mı? Hayvanlardan mı bulaşıyor? Yorumlarınızı yazın. Allah, biz onun yemeğini verelim, hemen sonra Rüzgar doktora götürelim. Ve döktük mamalarını. Rüya sakın yaklaşayım deme. Allah yemiyor işte, kupa. Bekleyin. Tamam bırakın, bir bırakın hayvan bir yesin. Yemiyorsa zorlamayalım. Bir de bir şey söyleyeceğim Rüya, galiba bir sıkıntısı var bu kedinin. Kuduz değil de uyuz olduğunu düşünüyorum. Tamam da. Bak sürekli bir yerlerde kaşınıyor, gördün mü? Rüzgar'ın... Rüzgar'a çok sürtündü. Rüzgar'a da bulaşmış olabilir. Uyuz ya da bilmiyorum yani, böyle bir hastalık, bir pire falan bir şey olabilir. Gel. Bak yemeğince nasıl üzüldün değil mi Rüzgar? İşte ben de siz yemeğinde böyle oluyorum.